PKK'nin öteki tarihi başlıyor. Kuruluşundan bugüne kadar olaylar kronolojik olarak masaya yatırılıyor. Bildiklerimizin yanında hiç bilmediklerimiz de ilk kez bu programda ele alınıyor. Selim Çürükkaya olayları tarihsel seyri içinde dönemin önemli aktörleriyle birlikte tartışıyor. Resmi tarih değil, tarihi gerçekler konuşuluyor. Değerli seyirciler, merhaba, iyi akşamlar. PKK'nın Öteki Tarihi programına hoş geldiniz. Bu geceki misafirim Halil Ataş. Halil, merhaba. Merhaba, merhaba, saygılar. Nasılsın, iyi misin? Sağ ol, teşekkür ederim. Siz de iyisiniz? Evet. Valla ben de iyiyim, sağ ol. Burası biraz Almanya soğuktur. Sizin orası muhtemelen sıcak. Burada böyle insan donuyor yani. Burada belki bir saate kalmaz yağmur yağacak. Evet. Dışarıda soğuk ama fazla bildiğiniz soğuklardan değil. Evet, evet. Orası belki fazla soğuk olmaz. Bu gece PKK'nın 3. kongresi Beka Vadisi'nde yapıldı. Onu tartışmak istiyoruz. Fakat biliyorsun daha önce de bu konuda bazı arkadaşlar görüşlerini söyledi. Ama böyle tam o dönemde orada olan bütün olayların boyutlarını bilen, objektif olarak izah eden, zannedersem benim görüşüme göre sensin. Çünkü sen olayın tam bütün şeylerine vakıfsın. Üçüncü kongre bana göre, tabii ben bilmiyorum sen nasıl düşünüyorsun, yani belki PKK tarihinde en önemli bir toplantıdır. Hatta bana göre PKK'nın tasfiye edildiği, yani artık bu başkan, önder, serrok, reyber terimleri bu kongreden sonra üretildi. Sen o dönem oradaydın. Yani bize böyle seyirciye nasıl oldu, bu kongrede neler tartışıldı, kimler tutuklandı, kimler yargılandı, niye tutuklandılar, niye yargılandılar, hangi kararlar alındı, onu bir izah edersen iyi olur. Evet, şimdi 3. kongre dediğiniz gibi birçok yönüyle önemli. Çünkü bir dönüm noktasını temsil ediyordu PKK açısından da, mücadele açısından da. Ben 3. kongreye İran'dan geldim. İran üzeri geldim daha doğrusu. Dağdan geldim. Şam'a geldiğimde Abbas'la gelecektik. Bazı teknik nedenlerden dolayı Abbas gelemedi. Ben çıktım, geldim. Bir süre Apo'nun kaldığı evde kaldım. Takriben 25 gün, bir aya yakın bir süre orada kaldım. Apo zaman zaman kampa gidip geliyordu. Tabii hazırlıklar yapılıyordu kampta. İlk duyduğum, orada duyduğum şey Abdullah arkadaşın intihar olayı. Abdullah ikinci. Abdullah ikinci arkadaşın intihar olayı gerçekten duyar duymaz hem çok üzüldüm hem şok oldum. Yani değerli bir arkadaştı. Dağda birliktenliğimiz olmuştu. Dürüst bir insandı. Fakat nedeni nedir konusunda çok açıklayıcı, net bir bilgi yoktu. Kendisi de arkasında herhangi bir şey bırakmamıştı, bir şey söylememişti. Fakat kongre alanında, kongre hazırlık sürecinde öyle bir olayın gerçekleşmesi önemliydi. Üzerinde durulması gereken, açığa çıkarılması gereken bir husustu. Fakat hala netlik kazanmış değil bana göre. Neden nedir? Yani o düzeyde ölüme götürebilecek, intihara götürebilecek
Neden nedir? O konuyu çok net olarak bilmiyorum. O konuda Salahattin Çelik diyor, Salahattin Çelik diyor bir tane kitap okudu, intihar etti. ya öyle olmaz. Hepimiz kitap okuyoruz. Evet. Tamam, insan belli bir etkilenme içinde olabilir. Fakat kimse intihar etmiyor. Dünyada böyle bir başka bir olayı duydun mu, kitap okuyarak, bir kitap okuyarak intihar eden adam? Ben duymadım. Öyle değil. Sorun öyle değil. Benim bildiğim, kendi ulaştığım hususlar, bu daha 79 yılında başka bir arkadaşla birlikte Urfa'da tutuklamaları var. Bu tutuklama süreci içerisinde sanıyorum dayıları artık emniyetle mi, nereyle, savcılıkla mı ne irtibat kurmuşlarsa diğer arkadaşı içeride tuttular, bunu bıraktılar. Anlaşılıyor mu? Bırakılması üzerinde tabii bir etiket şeyini oluşturuyor. Yani niye diğerini bırakmadılar da aynı suçtan aynı gün beraber yakalanmalarına rağmen biri bırakılıyor da biri bırakılmıyor. Bunu daha süreç içerisinde öğrenmiştim. Şimdi pratikte birkaç sefer bu arkadaşla karşılaştım. Bir ara zapta sorumluydu. Ben bu konuda bir müsaade ediyorsan ben o tutuklanma, çünkü Abdullah, yani o da Bingöllüdür, benim çok yakın arkadaşımdır. Biz birlikte çalışıyorduk. Şimdi Bingöl'de Resul Altınok'la biz Abdullah'la aynı komitede yer alıyorduk. Yani Abdullah Diyarbakır'da, yani Urfa'dan Diyarbakır'a gelirken tutuldu, serbest bırakıldı. Yani o dönemde bir sürü insan tutulup serbest bırakılıyordu. Fakat yani Bingöl Komitesi'nde bizim Resul'le, yani ben, Resul, Zeki Palabıyık, hatta Mehmet Karasungur, böyle aramızda sürekli tartışmalar oluyordu. Resul değişik tip bir adamdı. Yani bir nevi Abdullah'ın ayağını kaydırmak için dedi, işte tutuklanmış, bırakılmış, kuş kuludur falan rapor yazdı demedi. Merkeze rapor yazıyor ve bunun üzerine bir nevi onu Sivere'ye sürgün ediyor. Ben olayı böyle biliyorum. Bence de işte püf noktası orası. İşte o cezaevinde bırakılma durumudur. İşte dedim ya, zapta sorumluydu. Ben başka alandan geldim. Onun adına bir tane Cemal Zeda'yı var. O oraya koşuyor, buraya koşuyor. İşleri evirip çeviren Cemal Zeda'yı bir fonksiyonu da yok, bir görevi de yok. Ya Abdullah ne oluyor? Dedim nasıl oluyor, sen burada sorumlu değil misin? Dedi elim kolum bağlı. Neden bağlı? Niye bağlı? O konuda bir cevap alamadım kendisinden. İşte sor soruştur öğren. Bu hep böyle tutuk. Fazla konuşmaz. Böyle bir eziklik içerisinde bir duruşu vardı. Bana göre o olay, eğer tabii şeyde rapor yazmışsa, bir yerlerden bu da duymuşsa, yani parti tarafından Tabi 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 doymuş. kendine bir bilgi sızmışsa, o şey, olayın etkisinde bu arkadaşı intihara kadar götürdü. Çünkü Ama kongre Siverek süreci olayları da biliyorsun, Siverek olaylarından dolayı gerek o, gerek Mehmet Sevgat, gerek Seyfettin Zorlu, bunlar da o Siverek'teki olumsuz şeyler, hepsi bunlara yükleniyor. artık orayı, ben o zaman cezaevindeydim. Fazla bilgim pratik olarak yoktur. Genel hususları biliyorduk. O da fazla bir şeyi yok. Evet. Ama Abdullah arkadaşın olayı böyle bir olay. Kitapla bağlantısı yok. Olmaması gerekiyor. Kongre olacak. Muhtemelen bu konuda kendine bir takım şeyler sorulacak, tartışılacak, konuşulacak. Bunun ezikliği, kendisinin de onurlu bir duruşu vardı. Onu zorladı, bu noktaya kadar götürebildi. Bu noktaya üzülmüştüm. Yani şey olabilir mi? Mesela ben Duran Kalkan'ın 3. Kongre'ye verdiği öz eleştiriyi okudum. Haydar Kaytan'ın
verdiği öz eleştiriyi okudum. Selahattin'in verdiği öz eleştiriyi okudum. Yani sen gitmiş, yani mücadele vermiş bir insansın. Birdenbire sana bu tip şeyler dayatıldığı zaman, yani o eleştiri, yani ben o öz eleştiri vereceğime ben kendime kafama sakarım, daha iyidir. Yani böyle bir şey olamaz mı? O işte diyorum ya, olabilir ama mevcut pratikte onun çok bir fonksiyonu yok. Çok onu zorlayacak bir genel öz eleştiri yaklaşım olabilir. O herkes yapıyor. Fakat üst düzeyde bir sorumlu değil. Selahattin mesela sorumludur. Abbas arkadaş sorumludur. Fuat sorumludur. Bunların görevleri var, sorumlulukları var. Bir dönemin pratiklerin sorumluları olarak doğal olarak iyi veya kötü pratiklerinde sorgulanabilir. Ama Abdullah'ın böyle bir durumu yoktu. Abdullah'ın ki oraya dağılabilir. Tahminim o. Evet. Daha sonra işte dediğim gibi belli kongre hazırlıkları yapılıyordu. Ben de dağdan yeni gelmiş. Dağın faaliyetlerinin ağır etkisinde sorumluluklarımız var, şehit arkadaşlar olmuş, tutuklananlar olmuş. Fakat bir de o dönem kendi kendime değişik bir havam var, yaklaşımım var. Böyle çok şeylerin durumundan partideki böyle eleştiri, öz eleştiri, ağır şeyleri geçmiş süreçten o sürece kadar katıldığımdan 3. kongreye kadar öyle bir yaklaşımla hiç karşılaşmadım. Tamam, kısa bazı yanlış şeyler olmuştur, söylenmiştir, tartışılmıştır, giderilmiştir. Fakat kongreye geldikten sonra tabii hem pratik sahadan hem de Avrupa'dan epey arkadaş geldi. Belli bir süre kaldıktan sonra Fatma tutuklandı. Niye tutuklandı? İşte gerekçesi dile getirilen husus APO'ya karşı bir komplo faaliyeti içerisindedir. İşte iktidara oynamak istiyor. Ben öyle duydum. Ben öyle duydum. Ebu Bekir'e de el atmış. Onu Ben etkilemiş. duydum, dediler ki, benim duyduğum, mesela onu sana sormak istiyorum. Dediler ki bir tane Suriye Kürdü kalkıyor derste, diyor ki Ebu Bekir'le Kesir'e bana bomba verdiler, dediler önderliğin arabasına koy, ben koymadım. Böyle bir şey var mı? Ben böyle bir şey duymadım, tanık da Evet. olmadım. Belki biri kendi kafasında öyle söyleyebilir. Fakat sorun o değil. Sorun Apo muhtemelen ileride Fatma gelişkin bir insandı. Hem seviyordum hem saygı gösteriyordum. Değerli bir insandı. Birikimli bir insandı. Disiplinliydi, ölçülüydü. İleride muhtemelen parti liderliği konusunda kendine bir rol biçebilir mi? Arkadaş yapısı içerisinde de epey sevilen, tutulan biriydi. Ben görüşüm bu yönlü. Doğru mu, Evet. yanlış mı? Tam şey yapamıyorum ama vardığım sonuç, şimdi vardığım sonuç. Aslında o zaman öyle bir şeyim de yoktu. Böyle parti içerisinde bu tür şeyleri hiç beklemiyordum. Fatma tutuklandı. Selim Hoca tutuklandı, Selahattin sen diyorsun, Evet, Abbas Selahattin Bey. tutuklandı. Daha sonra baktım, ben yöneticiyim orada. Haydar da tutuklandı. Haydar kendisi gitti cezaevinde oturdu. Sen burada ne geziyorsun? Ya dedi beni de tutuklayacaklar. Ben kendim geldim oturdum. Ya kalk git, seni tutuklarsa haber ederler. Evet. O da tutuklandı. Ondan sonra peşi sıra tabii tutuklamalar gelişti. Şimdi ben Apo'nun bir kaseti geldi işte Fatma üzerinde. Değerlendirmeler yapıyor. İçeriğini şimdi çok fazla hatırlamıyorum. İşte şöyleydi, böyleydi. Olumsuz yönde bazı değerlendirmelerde bulunuyordu. Benim adım da Fatma Ebubekir'i etkilemiş, ona el atmış.
biçiminde birkaç söz vardı. Ben bundan etkilendim. Ciddi bir Evet. biçimde etkilendim. Ebubekir Fatma'nın adamı olmuş. Ben o Evet. zaman kısa bir rapor yazdım kendi adıma. Ben Pekken'in adamı olamadım. Fatma'nın adamı da değilim. Böyle bir şeyi de kabul etmiyorum. Bugüne kadar bazı görev ve sorumluluklar üstlendim. Bundan sonra hiçbir görev üstlenmiyorum. Bir asker olarak, bir gerilla olarak ölüme hazırım. Biçimde kısa özlü bir rapor yazdım. Evet. Şimdi bu arkadaşlar tutuklanınca tabii ciddi etkilemelere yol açtı. Tamam, Böyle bir onlar şey yok. hakkında ne diyordu? Niye tutuklanmış? Yani Yok. gerekçesi ne? Pratik durumdan dolayı işte herkese bir şeyler söyleniyor. Ben Apo'yla daha önce Abbas'ın yanına geldik. Bir gün öğlen işte dedim ya Apo'nun evindeydim. Hele git Evet. gidip Abbas'la konuşalım. Geldik kampa Abbas. Apo bazı sorular sordu pratiğe ilişkin. Niye şunu yapmadınız? Niye daha ileri, daha büyük eylemler, daha ordulaşma konusunda birçok konuda niye bunları yapmadınız? Abbas dedi benim beynim kireçlenmiş. Hasıl cevap vermedi. Şey yapmadı. Tabii bu Apo'yu biraz daha öfkelendirdi. Ne demek beynim kireçlenmiş? Sen bir sorumlusun. Tüm bu pratik faaliyetlerden sorumlusun. Abbas birinci derecede sorumluydu. Önce o Selim Hoca yanındaydı. Sonra beni de o 93 sürecinde beni de içine aldılar. Üç kişilik bir hazırlık komitesiydi. Yani bunlar pratiği geliştirecek, faaliyetleri geliştirecek, savaşı geliştirecek. Bunun üzerinde giderek de kendini pratikte ispatlayanlar işte bir merkez oluşturulacak. Yani bunu şimdi seyircimiz bilmeyebilir. Yani 1900 işte 84-85 işte silahlı mücadele başlamış işte 86'ya kadar bir pratik yani Güney Kürdistan'da yerleşilmiş silahlı propaganda birliği olmuş bazı yerlerde ilçeler falan işgal edilmiş bir sürü insan yaşamını yitirmiş. Şimdi bunun şeyini soruyor. Pratik Evet. derken bunu kastediyorsunuz. Evet. Şimdi Evet. ben dediğim beni böyle bir çalışmanın içerisinde aldıkları 83'tü. Evet. Çünkü yapılan üçlü veya daha genişletilmiş birçok toplantıya beni hep çağırıyorlardı. Ben işin bu yönünde değildim doğrusunu söylersen. O süreç için anlatıyorum. Benim için pratik önemliydi, çekiciydi. Ben sahada olmak istiyordum, pratik içerisinde olmak istiyordum. Görevdir, sorumluluklardır. Bunlar beni çok fazla çekmiyordu. Böyle bir şeyim de yoktu. Böyle kendime öyle bir rol da biçmiyordum. Ama her yere koşuyordum, her yerde bulunuyordum. Elimden geldiği neyse her türlü fedakarlığı yapmaya çalışıyordum. Bu kongredeki tutuklamalarla karşılaşınca tabii başta da söylediğim gibi başta Fatma olmak üzere bunlar da gelişince bir şok yaşadım. Nedir bunlar? Nasıl oluyor? Bu PKK'dan böyle bir şey olabilir mi? Ama bir gerçeklik var. Hepsi içeride. Ben de ne içerideyim ne dışarıdayım. Hani Apo'nun Fatma ile ilişkileri, bağlantıları durumunu değerlendirince beni de tutuklamaları gerekiyor. Ben de pratiğin bir parçasıyım. Belli sorumluluklarım olduğu hemen hemen her alanda. Ben tutuklanmadım. Ama o zaman sen şöyle bir şey mesela tahlil yapan biliyor muydun? Bak mesela sen hapisteyken veya İsrail'deyken falan mesela 81'de başlamak üzere diyelim ki Çetin Güngör götürülmüş, Resul Altınok götürülmüş, Mehmet Karasungur gitmiş, Mahsun Korkmaz gitmiş, işte Abdullah Ekinci intihar etmiş, onda Zülfü Gök gitmiş, Enver Ata gitmiş, bir geri kalan Cemil Bayık tecrit edilmiş, getirilmemiş. Ondan sonra Abbas, Ali Haydar, Selahattin Çelik, Esir'e de hapse konulmuş.
Yani bir işte sende bir şey yani biliyorsun Apo birisini önce şeytan ilan eder sonra diğerini de şeytanın işbirlikçisi diye damgalar. Seni de o dönemde işte ben artık görev yapamıyorum durumuna getirmiş. Yani bu bir nevi PKK'nın bütün yöneticilerinin yani gerek fiziki gerek siyasi hal edilmesi olarak mesela göremiyor muydunuz? Ben o zaman bunları hiç oralı bile olmuyordum. Fakat niye böyle oluyor? Kafamda bir sürü soru işareti var, cevabını da bulamıyordum. Evet. Bir gün gözüyle değerlendirirsen farklı değerlendirmeler yapılabilir, farklı yorumlar yapılabilir. Fakat o günün koşullarında işte tamam bilmem bazı arkadaşlar şehit olmuşlar. Kara Sungur'un nasıl şehit olduğunu biliyorum. İşte Agit'in nasıl şehit olduğunu biliyorum. Benzeri durumlar normal mücadele içerisinde. Ben de her an şehit olabilirim. Yani içine girdiğimiz, bulunduğumuz koşullar zaten an meselesidir senin hayatta kalman. Kendim bizzat bunları yaşadım. Onun için çok yadırgamıyordum şehit olan arkadaşların durumundan. Fakat bu tutuklamalar bana ağır geliyordu. Tamam. Belli eleştiriler, belli yüz eleştirilere mantık ve anlam verebiliyordum. Bu konuda belli bir şey yürütebiliyordum. Fakat bu nedir, nasıl olacak, nereye gidecek, niye bu kadar tutuklamalar oldu? Daha sonra bu pratikten gelen arkadaşlar var. Dedim Avrupa'dan gelen kalabalık bir grup arkadaş var. Önce Avrupa'dan gelenler bu pratikten gelenleri yoğun bir eleştiriye tabi tuttular. Pratiğin ne olduğunu da bilmiyorlar. Avrupa'da kendi faaliyetlerini yürütüyorlar, iyi kötü. Fakat pratik faaliyeti fazla bildikleri yok. Ne olmuş, ne olmamış. İşte basında duydukları var. Oradan buradan, Peksike'den genel anlamda duydukları var. Ama pratiğin gerçekten içinde olanlar pratiğin ne olduğunu biliyorlar. Daha ben kendim 15 Ağustos'ta Kuzey'deydim, Botan alanındaydım. Türk ordusu neredeyse gücün yarısını o Kürtistan dağlarına vurdu. Dağ, taş, köy, mezra hiçbir yer bırakmaksızın yoğun kalabalık bir operasyon geliştirdi. Fakat asker henüz acemi olduğu için alanı tanımadığı için, halkın durumunu bilmediği için, dağları bilmediği için perişan oldu. Ben o gün o koşullarda bir sözüm vardı. Diyordum askeri bu dağlara bu biçimde vurursak hiç savaşmaya gerek yok. Hepsini dökeriz. Zaten askerin yarısı döküldü. Kime yürüyemez duruma geldi, kimine yılan ısırdı, kimi bilmem. Her birin onlarca benzeri olaylar yaşandı. Ordu perişan oldu. Çünkü karşılarında bir güç yok. İkili, üçlü, tek işte 20-21 kişilik Agit arkadaşım bir takım eylem gücü vardı. Onu da yaptılar. Eylemden sonra Agit gücü dağıtmıştı. Eylemden sonra Agit'le hemen bir araya geldik. Tek başınaydı. Ya sen tek başına nasıl burada kalıyorsun? Dedi gruplar göreve gitmişler. Her biri üç kişi, beş kişi dağıtmış. Orada dedik bu grupları tekrar toparlayalım. Başka eylem şeylerine gidelim. Operasyonun o yoğun koşullarında gruplara ulaşmamız mümkün olmuyordu. İrtibat yok, cihaz yok. Kimse yerinde değil. Hiçbirinin alanı belli değil. Burada operasyon var, o gün vuruyor, başka bir alana geçiyor. Bulmak, bir araya getirmek mümkün olmuyordu. Evet, o ayrı. Şimdi Beka'ya dönersek, bak Beka'ya senin anlattığından ben şunu anlıyorum. Asla pratiği olmayanlar, pratiği olanları mahkum ediyorlar. Yani mesela Aynen öyle oldu. sen gitmişsin mesela diyelim ki 5 yıl savaşmışsın, cephelere girmişsin, yenilmişsin, yenmişsin, bir sürü zorlukla karşılaşmışsın. Ben orada oturuyorum, ben geliyorum diyorum gel bakayım hesap ver. Benimki Aynen yok. öyleydi. Şimdi gerçekçi Ama işte eleştiriler mesela olmuş da. Abbas veya siz o zaman deseydiniz ya
Hani madem ki biz yapamadık, buyurun sen gel yap. Yani bunu deseydiniz herhalde iş hal olurdu. Yani bu mesela Abbas biz şeydeyken daha pratik sahadayken son dönemde artık dayanamadım. Bir sürü karşı çıkışlar yaptım. O güne kadar Abbas'a karşı tek bir olumsuz lafım sözüm yoktu. Artık işi bir noktaya getirdi ki ben rest çektim. Gittim Apo'ya da telefonu açtım. Şeyde Rıza'ya da Urmiye'de. Ben dedim durum budur. Ben Hakkari alanına geçiyorum. Bu sarı baran onlar sınırdadır. Onları düzenleyip pratiğe göndereceğim. Abbas'ın da yaklaşımları budur, budur, budur diye izah ettim. Dedi tamam git yap. Onun için biz Abbas'la beraber gelecektik. Onun için ben evden ayrıldım, evden çıktım, eve gelmedim, kendi başıma vurdum, geldim. Buna rağmen işler Abbas benim burama getirmesine rağmen Abbas tutuklandığında rahatsız oldum. Ben dedim bu kadar suç işlememiştir. Ne olmuş yani? Abbas'ın savunucu durumuna düştüm. Düşün. Peki onlara isnat edilen suç ve onların bir savunması oldu mu sen oradayken bunları platforma veya öz eleştiriye çektiği zaman? Ya kendilerine göre biz savunmadan çok da kendilerine göre bir öz eleştirileri oldu tabii. Evet. Yani şunu yapamadık, şu konuda subjektif yaklaştık, şu konuda bilmem şu oldu, bilmem bu grup bu konuda gruplar görevini yapmadı, biz yetişemedik. Benzeri hususlarla bilinen pratik izahlardır. Yani işin bir gerçekliği de vardı izahlarında. Fakat niye öyle oldu? Ben o günün koşullarında böyle bir tutuklamanın olmasını ne bekliyordum ne de olması gerekiyordu bana göre. Durum öyleydi. Şimdi dedim ya bu Avrupa grubu pratik grubun üzerinde çok yoğun, pervasız, rastgele eleştirileri oldu. Daha sonra bu sefer iş şeye geldi. Avrupa faaliyetlerine geldi. Avrupa faaliyetlerin değerlendirilmesinde de bu sefer pratikte olanlar onları harçlamaya çalıştılar. Evet. Bizim mesela benim Avrupa faaliyetlerle ilgili hiçbir bilgim yok. Ancak kendi raporlarında izah edildiği kadarıyla zaten kendileri izah ediyor. Şurayı yaptık, şurayı yaptık, şurayı yapamadık, şunu yanlış yaptık. Zaten izah ediyorlar. Bu konuda boğmaya hiç gerek yoktu. Daha yapıcı, daha şeye dönük bir eleştiri olabilir. Yani onların önünü açabilecek, onları düzeltebilecek, onları doğrultabilecek bazı öz eleştiriler olabilirdi. Bir sefer onlardan tutuklamaları başladı. Avrupa grubundan 5-6 kişi tutuklandı. Kimine ördek denildi. Sonra Ferhat'ı tutukladılar, katır dediler, bilmem ne dediler. Böyle yersiz bazı şeyler de gündeme geldi. Tabii bunlar rahatsız edici şeylerdi. Çok sağlıklı şeyler Ama değil diyor. şöyle, şimdi Avrupa'dan gelen kişiler mesela gitmiş silahlı mücadeleyi başlatmış. Ondan sonra 3 yıl, 4 yıl savaşmış gelmiş insanlar yani Öcalan'ın şeyi olmadan gelip bunlara saldırıp bunları mahkum edebilir mi? Benim kafama yatmaz. Acaba Öcalan şöyle mi yaptı? Avrupa'dan gelenleri ve pratiğe gitmeyenler aracılığıyla sizi mahkum edecek veya size boyun eğdirecek. Ondan sonra bu sefer sizi onların üzerine saldıracak, onları da susturacak, kendini başkan ilan edecek. Böyle bir plan yok muydu? Ya muhtemelen olabilir. Yani kendi kafasında bu yönlü şeyler olabilir. Ben hiç yoktur demiyorum. Fakat birbirlerine o şekilde pratik grupla Avrupa grupları arasında böyle bir çekişmenin, böyle birbirinin üstüne ağır yürümenin anlamı yoktu demek istiyorum. O günün koşullarında
Ben kendim anlam veremiyordum. Onlardan İşte. da dedim ya, tutuklamalar gelişti. Bir, iki, üç, dört, beş, peş peşe tutuklamalar oldu. O da bir hezimete yol açtı. Bu sefer İşte onlar şimdi kırıldı. ben diyorum Melita'nın şeyi değil. Mesela mutlaka eskiden de öyleydi ama ben oraya geldiğim zaman mesela Öcalan cezaevinde çıkanlar hakkında saatlerce konuşmuştu. İşte biz bir çorba için direnmiştik. Biz tasfiyeciydik. Tasfiyeciyle işbirliği yapmıştık. Şimdi orada ders gören herkes, yani Öcalan'ın söyledikleri sadece, millet demiyor ki bu Öcalan'ın söyledikleridir. Partinin görüşü oluyor. E bunlar da partili olduğuna göre parti bunlar hakkında ne diyorsa herkes böyle demek zorundadır. Yani şimdi Şimdi mesela oradan muhtemelen anlıyorlar. Tabii. Öcalan zaman zaman Abbas Selahattin'dir. toplantılar yapıyor, değerlendirmeler yapıyor. Genel anlamda pratiği değerlendiriyor, yapılamayanları değerlendiriyor, Avrupa çalışmalarını değerlendiriyor. Yani genel anlamda bir bütünü zaten Öcalan belli platformlarda bunları değerlendiriyor. Aslında bu bir kongredir. Aslında kongre başlanmış resmi olarak, hani kongre oturumları bizim bildiğimiz o düzen sistem içerisinde değil. Fakat bir kongre süreci, apuk bir kongre sürecini böyle başlattı. Zaman zaman tüm güçlerle tartışıyor, Avrupa gruplarıyla tartışıyor, pratik gruplarla tartışıyor. Bazen resmi toplantılar yapıyor, kongreye ilişkin, görüşlere ilişkin. Bunları hepsini yapıyor, yürüyor Yani bunlar. divan mivan falan oluştu mu? Yok yok, divan filan oluşmadı. Nasıl? Terzi Cemal, Kör Cemal falan diyorlar divandaymış. Ya yok, Kör Cemal daha sonradan. Şimdi herkes tutuklanınca ortada bir Terzi Cemal'la bir Kör Cemal kaldı. Bunlar tutuklanmadılar. Kör Cemal daha çok Mardin bölgesinde bir alanla sorumlu bir arkadaş. Ağzı iyi laf eden, Kürtçeyi iyi bilen, halkın durumunu da az çok iyi bilen, iyi bir propagandacı aslında. Fakat PKK'yı henüz çok iyi tanıyan, bilen biri değil. Daha sonradan işte alanda çalışmalar başlayınca kendisi dağda artık mahkum mudur nedir bildiğim kadarıyla öyle PKK'ya katılıyor. Yerelde çalışmalar yapıyor. Halkı çevreyi tanıyor. Propaganda dili de gelişkindi. Biraz PKK ortamında da bilinçlenme olunca böyle iyi bir kadroydu aslında. Gelişebilecek bir kadro durumu vardı. Bunlar tutuklanmadılar. Tutuklanmayınca diğer herkes, tüm sorumlular tutuklanınca biraz ortam saha bu arkadaşlara kaldı denilebilir. Sonradan da akıbetleri biliniyor. Başlarına gelecekleri daha sonra belirtmeye çalışırım. Peki Abbasgil diyelim ki bir müddet Ali Haydar, Abbas, Selahattin Çelik tutuklandı. Daha sonra yani serbest bırakıldıktan sonra hani ben şöyle diyorum yani işte bu önderlik, lider, nedir, başkan terimi yani PKK'nın yazılarına baktığın zaman 6. Kongre'ye kadar önder, rehber, başkan falan yoktur. Şimdi bu işte sen bir nevi ya ben kendime giderim bir asker olurum. Diğerleri de zaten kendilerini suçlu kabul ettiler. Yani siz artık Öcalan'a gelin şu kararı beraber alalım. Yani böyle önemli bir karar diyemezsiniz. Mümkün Çünkü değil. herkesi suçlamış, onlar da bu suçlamayı kabul etmiş. Yani diyorsun bu liderlik, bu şey tam olarak burada mı doğdu? Önceden tabii izleri vardır ama tam ipler burada mı ele geçti? Yani üçüncü kongre, sen altı dedin de üçüncü kongre, bunlar kongreden süreci içinde gelişmedi. Kongre bittikten sonra
Kongre bittikten sonra biz yönetimdeydik. Ben de tekrar yönetimi aldılar. Onu istersen sonra anlatırım. Evet. Bir gün Fuat öneri getirdi. Dedi işte Öcalan kampa gelecek. Biz burada onu karşılarken başkan diyelim. Ali Haydar Yönetim dedi. Ali Haydar'ın önerisiydi yönetimde. Böyle bir şey yönetimde karşı çıkacak birinin olacağını tahmin etmiyorum. Sanmıyorum da. Olabilir. Herkes olsun. Tamam. Bir o. Bir de bir tane Mehmet Emin arkadaş vardı Mardinli. Mehmet Emir O. Aslan. Aslandı herhalde. Soyadı olabilir. Bu Barlıyaz'da kitle faaliyetlerini yürütüyordu. Mardinliler o alanlara çok gelip gidiyordu. İşte yardım alma, işte onlara propaganda yapma, bazılarını örgüte kazandırma yönünde bir faaliyet yürütüyordu alanda. O da bir gün geldi yönetime, yönetimin şeylerine, o da dışarıdan geldiği için bilgi veriyor. Toplantısına kattık. Muhtemelen şeyden etkile, o Arapça biraz biliyordu. Arapça biliyordu. Evet. Bu Bıxuyn, bir can becan şeyinin de bu Suriye'den etkilenmiş olabilir. Çünkü Suriye'nin Arapçasının aslında bu Kürtçesinin. O da böyle bir öneri getirdi. O öneri de kabul edildi. Ondan evet. sonra işte bir can bu şeyi, bunlar kongre sonrası süreçte kabul edilen şeylerdir. Kongre içinde Yani değil. Resmi kongre değil, kongrede değil. yönetim oradaki yönetim bunu şey yapıyor. Oradaki yönetim. Evet. Yönetimde ben kendim vardım. Evet. Öneriler bu iki arkadaştan geldi. Kimse karşı çıkmadı. Herkes onay da verdiği için kabul edildi. Ve pratiğe öyle girdi. Söylediğiniz zaman sevindi mi yoksa demedi mi Vallahi bunu? onu bilemem. Sevdi mi, sevmedi Yok, geldiği zaman mi? söylediğinizde ne dedi? Hiçbir Yani şey demedi. mesela Yani başkan dediniz. o konuda ben hiçbir şey Apo'dan duymadım. Doğrusunu Yani. isterseniz Evet. siz böyle bir şey nereden çıkardınız veya niye söylediniz Evet. konusunda o Yani süreçte diyorsun, en yakın olanlardan biri bendim. üçüncü kongreden sonra Bekaa'da bir yönetim oluştu. Bu yönetimde Ali Haydar Kaytan, biz bundan sonra yani Ali arkadaşa başkan diyelim. Diğeri de dedi Bıhuyn Bıcan Emterine Ey Serok. Bundan sonra bu sloganı atalım. Evet. Aynen Değil öyle. mi? Bu artık Aynen öyle. yavaş yavaş artık Serhab'ında şurada burada yer alıp yaygınlaştı. Yani Apo'nun doğrusunu söylemek gerekirse Apo'nun bu konuda bana böyle deyin, şöyle deyin. Kongre sonrası süreçte beni Şam'a çağırdı. Biraz rahatsızlığımı bildiği için Evet. o raporu da herhalde dikkate alarak ben 5-6 ay Şam'da Apo'nun kaldığı evde kaldım. Evet. Ve kimseyle konuşmuyordum. Bu Zehra vardı, diğer bayanlar vardı. İkide bir gelip konuşuyorlardı. Zaman zaman Apo gelip konuşuyordu. Ben hiçbir şey söylemiyordum. Bir şey söyleyince evet veya hayır. Bildiğim bir şey varsa kısa. Rahatsız olduğum her halimden belliydi. Evet. İşte ondan sonra Diğerlerini kongre sonrası diğerlerini Salahattin'i, Ali Haydar'ı bunları nereye gönderdi? Kesire'yi. bunlar hepsi kamptaydılar. Evet. Hepsi kamptaydılar. Zaten kongrede onlar tekrar Fatma'nın dışında. Hepsi tekrar merkezde görevlendirildiler. Ben de dahil. Evet. Tekrar merkeze seçildiler. Tekrar aslında bu bir süreçti. Aslında ondan sonra her şey normala döndü diyebilirim. Tamam, herkes biraz kırgınlığı, huzursuzluğu, bilmem şuyu buyu yaşadı. Hemen hemen sonradan herkes tekrar merkeze seçildi. Avrupa'dakiler de dahil. Tek tük kişiler olmasa bile
merkezdeydi. O süreçte Ferhat'tı. Öcalan'ın kardeşi. O da merkeze seçildi. Toplantı Şam'da yapıldı. Merkez toplantısı. İşte belli değerlendirmeler yaptı. Biraz daha ortamı yumuşatıcı, biraz herkesin görevlerine nasıl sahip çıkacağı, geçmişten ders alarak, geçmiş pratiğin olumsuzluklarını da dikkate alarak daha olumlu bir pratiği nasıl geliştirebiliriz konusunda biliyorsun Apo'nun geniş değerlendirmeleri vardı. Ama ondan sonra onları Avrupa'ya gönderdi. Bazılarını Avrupa'ya gönderdi, bazılarını pratiğe, sahaya gönderdi. Yani O o şöyle olabilir mi? Bak şimdi biliyorsun aynısını bize de yaptı. Yani önce seni düşürüyor, biliyor musun? Önce evet. seni düşürüyor, ondan sonra diğerlerini de böyle seni linç ettiriyor, feleğini şaşırıyor. Ondan sonra yavaş yavaş bir bakıyorsun seni kaldırıyor yani. Yani bir elinden iteklerken bir elinle de çekiyordu. Ha, Apo'nun öyle. öyle bir özelliği var. Öyle taktikleri vardır ha. Şimdi o şey sürecinden sonra Kör Cemal'la Ferhat Kongre'nin temsilcileri olarak İran'a gönderildiler, sahaya gönderildiler, işte Lolan o alana. Kongreyi oraya taşırmayla yükümlü, görevli, sorumlu, yetkili biçiminde Evet. gönderildiler. Şimdi Ferhat başlangıçta biraz daha geride kalıyor. Bu Kör Cemal tabii araziyi de bildiği için Ferhat pratik sahaya yeni geliyor. Tabi O burada çukurda şeyi de katman lazım. Bu en önemli kararlardan bir tanesi biliyorsun 3. Kongre'de bu zorunlu askerlik yasası işte adıyla bilinen zorunlu askerlik yasası da çıkarılıyor. Kör Cemal biraz onunla mükellefleri uygulamakla. şimdi sadece o değil, kongreyi bir bütün olarak taşıma görevleri verildi. Evet. Yetkili de kılındılar. İşte Kör Cemal gidiyor. Önce belli bir grubu İran sahasında, o herhalde Urmiye olabilir. Orada günlerce tartışmalar, şeyler sürdürülüyor. Yani Apo'nun kongrede yaptığının Apo biraz daha şeyine uygun yapıyor, kalıbına uygun yapıyor. Bu Kör Cemal çok acemice. Hatta bazılarına diyor, ağzınızdan kan gelinceye kadar öz eleştiri yapacaksınız. Serhatlı bir Mahir arkadaş vardı, değerli bir arkadaştı. Diyordu, benkinden şu kadarcık azıcık bir kan geldi, kabul edilir mi? Kör Evet. Cemal diyor, bağırsaklarını sökeceksin. Evet. Varhasıl kongredeki o durum daha kaba biçimiyle, daha tahripkar biçimiyle o alana yansıtıldı. Kör Cemal gidiyor, o alandan gidiyor, Haftanin'e gidiyor, tüm alanlara dolaşıyor. Dediğin o zorunlu askerlik kanunu resmi olarak, yani kongrede hani bazı kararlar resmi olur. Evet. Bu kongre o biçimde düzenlenmediği için bazı konular öyle tartışılmadı. Bunlar ben bir ara arkadaşlara şeyi anlattım. Ben bu güney sınırında Hırhor diye bir yer var. Habur'un hemen sınıra 2-3 kilometre yakın bir köydür. Boşaltılmış bir köydü. Diğer köyler o zaman doluydu. Kuzeyden gelen böyle 15-20 kişi vardı. Ben topladım. Hepsi gençti. İşte sizi askere alıyoruz, sizi şeye orduya alacağız. İtiraz etmediler. Sonra dedim serbestsiniz, isterseniz kalırsınız, isterseniz gidebilirsiniz. İki kişi kaldı. Biz gitmek istemiyoruz. Diğerleri gittiler. Bunlar herhalde hani ben arkadaşlara sohbet içinde böyle bir şey yaşadık. Apo'ya anlatmışlar. Oradan fikir edinmiş olabilir. O zaman askerlik kanunu geliştirelim. Fikir nasıl geliştiyse bu sonradan biz bunu üç haline dönüştürdük. Gönüllü katılım,
Zorunlu katılım yükümlü mü ne? O da neydi? Üç haline dönüştürdük. Evet. Ha. Onu tabii o Kör Cemal o da o bir karardı aynı zamanda. Yani kongrede o diğer kararlar kongrede kararlar tartışılmadı. İşte bu biçimde sürdürülen çalışmalar sonucunda en son APO bir konuşmayla şeyi tamamladı. Bunlara da hepsini toparlayıp bir biçimde teorik olarak izah etti. Bu da bir karar haline gelmiş oldu ister istemez. Tabii Kör Cemal diyor geliyor diyor, gruba diyor ki bir A köyünden birini alın, ayaklarından alsın, idam edin, diğerlerini hepsini katarsınız. Bu Evet. biçimde şeyler yapılıyor. Değerlendirmeler yapıyor. Kongren temsilcisi olarak bunlar söylendikten sonra bu altyapıya daha fazla kaba biçimine yansır. Yani Hogger gibi bir tane golük ortaya çıkar bilmem nasıl yapar. Evet. Ve pratikte bunlar da yaşandı. Ama başta bunlar destekleniyor. Mesela ben geçmişte ben hatırlıyorum sen bana anlatmıştın sen demiştin işte ben ikna ediyordum ikna yoluyla kazanıyordum. Sonra Tahterlaşe konferansına gittik ben mesela 10 kişiyi ikna edip gördüm. Bir baktım Hogir gelmiş yarım orduyu getirmiş. Aynen öyle. Şimdi biz Ya ama bu kongreden mesela diyelim ki veya Tahterlaş konferansından mesela bu yöntem eleştirilmiyor. Hatta siz böyle yaptığınız için yani gönüllü adam aldığınız için suçlanıyorsunuz. Hogir'e Apo hediye falan gönderiyor. Yani en iyi pratik sahibi Hogir'dir diyor. aynen öyle. O zaman ilk defa bir ana birlik oluşturulmuştu. Benden önce Evet. bu şey vardı işte o yaralayıp sonradan cezalandırılan neydi o adı? Şahin miydi? Neydi? Şahin Balic. Baliç, Baliç. O Evet. ben 88'de onlarla bir toplantı yaptım. Onlar Gabar'a geçeceklerdi. Gidince yolda pusuya düştüler. Baliç orada yaralandı. Yaralanınca grup bize döndü. Bize geldiler. Biz de yakındaydık zaten. Balici uygun bir şekilde bir grup ayarladık. Suriye'ye doktora gönderilmesi. Ana birliğin başında kimse olmadığı için kendim geçmek zorunda kaldım. Artık pratiğin ana birliğin başına ben geçtim. Daha sonra biz Çatak alanına gittik. Bu Hogur da o birliğin içinde bir takımın sorumlusu, komutanı. Tabii alana girince biz kendimizi zaman zaman takımlar biçimde dağıtıyorduk, zaman zaman toplanıyorduk. Şeyde, Zozanlarda, yaylalarda, bu Botan alanından oraya gelen keçiler var, her aşiretten var, dayılar var, bilmem kim var. Ben bunlarla toplantılar yaptım, geniş geniş halk toplantıları. Bizim böyle bir kanunumuz var. Biz bunu uygulamak istiyoruz. İşte savaşın durumu budur, gerillanın durumu budur, düşmanın durumu budur vesaireleri geniş izah ederek ikna etmeye çalıştım. Önce çocuklarını vermediler. Ben çekildim o zaman. Dedim vermiyorsanız biz çekiliyoruz artık. Sizin bulunduğunuz şeye gelmiyoruz. Sonra büyükleri araya girdi. Anladılar ki biz tepki gösterdik. Geldiler, konuştular, görüştüler. En sonunda şuna ikna oldular. Gelin, gençleri toplayın. Biz de onlarla konuşalım. İsteyenler katılsın. Tamam. Geldik, tüm gençleri topladık. Belki 100'e yakın genç vardı. O birkaç yayla şeyini bir araya getirdik. O zaman 28 kişi gönüllü olarak katıldı. Bu bir sürü toplantı, tartışma, konuşmadan sonra biz onları aldık. Daha sonra ikili, üçlü, beşli gelenler oldu. Hatta bazıları kendileri geldiler ondan sonra. Arkadaşı gelmiş, ana babasını ikna etmiş demiş ben de gideceğim gelmiş. Bazıları öyle geldi.
Hogur, biz o zaman kendim 58 kişi gönüllü olarak bu biçimde, anlattığım biçimde katılım sağladık. Hogur neredeyse 300'e yakın çoluk, çocuk, kadın ne varsa toplayıp getirmiş zorla. Evet. Bunlardan 9 tane bayan keçili. Evet. Ağlıyorlar, bağırıyorlar, çağırıyorlar, feryat ediyorlar. Ben gittim. Belki de evlidirler. Yok yok, evli değiller. Evet. Evli değiller. Ben gittim onlarla konuştum. Dedim gidin, biz sizi bırakıyoruz. Gidin evinize. Sorun yapmayın. Hogra'da dedim böyle olmaz. Yani bunlar gerilacılık yapamazlar yani. Elbise veriyorsun giymiyor. Silah veriyorsun almıyor. Sabahtan akşama kadar ağlayıp sızlayıp bağırıp çağırıyorlar. Nasıl gerili olacak? Tekrar bunları gönderdim. Zaman içerisinde bazıları geldiler, katıldılar. İki kişi de benim olduğum birliğe geldiler. Geldi, katıldılar. Daha sonraları büyük kahramanlıklar gösterenler de oldu. Bir tane keçili çiçek vardı. Gerçekten kahramanca. Uzun bir süre gerillada savaştı. Bir binbaşı eyleminde de bizzat kendisi grubun başında bulundu. Öyle bir kahramanlığı da oldu, onu belirteyim. Şimdi tahtıraşa gelince söylediğim gibi PKK'da bir gruplaşma ortaya çıktı. Hogur zihniyetinde olan Kara Ömer benzeri tipler, Hogur, o bilmem başkaları da vardı. Bunlar bir gruplaştılar, bir kafa dengi grup oluştu. Önce bana yöneldiler. Yönelince bilge vardı, bilmem işte bazıları da zeki vardı. Bunların Bizim hoşuna bir gitti. Ha? Tabii, bilgemiz. tabii, tabii, tabii oradadır. Sorabilirsin. O zaman bilge var mıydı ki? Hatıraş konferansında bilge vardı. Allah Allah. Hatta divandaydı. Sor. Ha. Ha. Odur, Kara Ömer'dir, işte bilmem. Bunlar divandaydılar aynı zamanda. Kara Ömer derken bu Rıza Altun'un kardeşini mi kastediyorsun yoksa? Kardeşini kastediyorum, Evet. evet. Bana yöneldiler, eleştirileri oldu. Hatta daha sonra şey vardı. Ama bir dakika, diyorlar ki bu Hoger yani özel yetki, mesela seni de dinlemez, Cemil Bayık'ı da dinlemez, yani özel yetki almış. Öyle diyorlar. Ya sanmıyorum. Öyle özel yetkiyi Apo kimse vermez. Ya O diyebilir, zaman sen git. Valla der Apo, dersen git, sen hepsinin sorumlususu. yok yok Der ya, demez o. bayanları da ben Bunun biliyorum ya. böyle bir şey de yoktu. Yok. Herbici vardı, herbici Suruçlu, yani Tamam, okuma tanıyorum. yazması dahi yoktu. Aynen merkez, Avrupa'daki merkezin üstünde herbici var da ona demiş git bu alçaklar partiyi temsil etmiyor, sen bunlar hakkında bana bilgi ver. Herbici, bir dakika, herbici ben baktım bu heva sonra vermişler. Fakat gittim ya, bizim Bingöl'ler bana dediler ya Selim bu adam nasıl sorumlu yapılmış dedi, yani çok kötü falan. Ben söyledim merkezde, yani neticede görevden almayı kabul ettiler ama korkudan hiç kimse her bir şeyi görevden alamadı. Sonra Sayın duymuştum ki Apo özel Bakan, görevlendirmiş. bu Hogger denilen kişi o kongre sürecinde katılıyor. Yani kongreden kısa bir süre önce şeye geliyor, işte nedir, Lübnan'a geliyor, orada katılıyor. Ya öyledir zaten. Yeni katılanlar Şimdi hepsinin sorumlusu tek oluyor. şey tanıyan biri değil, bilgisi olan biri değil. Genç biri, tamam, kendi kafasında atak biri, çılgın biri, böyle bir tip, disipline gelmeyen bir tip. Apu da onu fazla öyle tanımaz. Yani Apu öyle onu tanıyacak, işte özel sen git şunu yap. Bunları gönderirken bir tane de Yoksa Abdurrahman kardeşim Motor bak vardı. şimdi pratikte, bak pratikte şimdi Selahattin Çelik, sen, Duran Kalkan, Kesire, yani diyelim ki bu işi sıfırdan getirip oraya, fakat adam yeni geliyor, sen diyorsa öyle Osman kongreyi taşırtmayla görevli, yani bu ne, nasıl okuyacağız bunu?
O zaman Apo bunları görevlendi. Ferhat'la kardeşi yanında Kör Cemal'i gönderdiler. Ha işte, makyaj Fakat yapalım. daha sonra şunu öğreneceksin. Beni de onlara müdahale olarak gönderdi. Ha, o da normaldir. Ondan sonra birisini de sana müdahale gönderecek. Bana kimse müdahale gelmedi. Öyle bir şey yok. Bu Hogre Apı tanımaz. Belki grup içerisinde, ülkeye yollarken siz şöyle yapacaksınız, böyle yapacaksınız biraz da moral motive etmek için ileri bazı şeyler söylemiş olabilir. Ben Apı'yı az çok tanıyorum, biliyorum da. Sana tam yetki veriyoruz, inisiyatif veriyoruz, öyle bir şey yok. Hogre yanımda, işte ana birlikte bir seneden fazla kaldı. Tamam, kendi başına kaldığı zaman istediği gibi rastgele hareket ediyordu ama yanımda öyle bir şey yoktu. Yoktu. Fitne fesatlık yapardı. Başka bir şey yapamazdı. Öyle laf dinlememe, söz dinlememe şeyi yoktu. Ama Valla son Dr. Raş konferansı da hepsini bastırdı mı, bastırmadı mı? tahtıraş grubunun şeyini de sana söyleyeyim. Zeki, Kara Ömer, bu İşte Bilge de divandaydı. Benden rahatsız olan veya biraz şey olanlar hepsi orada Dişsiz Mahmut. Evet. Evet. Şeyh Mus Yiğit, Şeyh Mus. Şermut, evet. Bunlar bir gruplaşma oldu. Bunlar kendi başlarında keyfi davranışlar hareket etmek istiyorlardı ama biz bunların önünü kesiyorduk. Böyle yapmayın. Böyle pek ya da böyle olmaz. Yapamazsınız. Halka rastgele davranamazsınız. Biz halkta bir ekmek bir su istemeye bile utanıyorduk. Bunlar gidip işte bize şunu getirin, bize bunu getirin. O tür şeyler bize ters düşüyordu. Bizim Pekke'den anladığımız, öğrendiğimiz, bildiğimiz biz mülahim gibiydik. Hatta sana bu konuda bir Akerli şey vardı, Delil'in babası Süleyman, Melle Süleyman bir gün bana geldi, dedi Ebu Bekir, siz eskide böyle böyle böyleydiniz, şimdi de böyle olmuşsunuz, şimdi de zorba olmuşsunuz Evet. anlamında, bu nasıl oluyor? Tabii ben biraz izah ettim, grup genişlemiş, acemiler katılmış, yetersizlikler katılmış, yüreden insanlar katılmış, partiyi tanımıyorlar, şunu yapmıyorlar, bunu yapmıyorlar. Size bu tür yaklaşımlar olmuştur. Kusura bakmayın, biz düzeltiriz benzeri hususlar. Diyordu, siz eskide bir sene size su veriyorduk, siz kendiniz gidip su içiyordunuz. Onun bile bunu fark etmesi dikkat çekicidir. Önemlidir, ben unutmuyorum. Ama Şimdi Ebu Bekir, bak şimdi bu, yani bir öyle, sen işte yeni katılanlar, hani PKK'nın o eski, mesela biliyorsun grup aşamasında yani biz ne zorluklar çekiyorduk, halka nasıl saygı duyuyorduk, nasıl bir yani bizim aramızda sevgi vardı. Ama bu işin bozulması acaba bu katılan şeyden mi yoksa verilen eğitim? Bak ben aynen Abdullah Öcalan'ın çözümlemelerinden sana bir cümle okuyayım. Diyordu, bizimkiler hala gidip köylüyle tartışıyorlar. Cengiz Han yöntemlerini uygulayın, ya sizin dediğinizi yapacak ya da yerin altına girecektir. Şimdi bunları duyan bir militan veya yeni gelmiş, katılmış, sen mesela dinlediğin zaman tamam sen biliyorsun, ama yeni gelip katılmış zaten köylü karşısına çıktı mı ya dediğini yapacak ya yerin altına gidecek yasasını uygulamayacak mı? Yani ya bazı sadece gelen adamların bilinmemezliğinden mi kaynaklanıyor veya giderek bu böyle milleti susturma bekada olduğu gibi giderek halkı da böyle susturma bastırma bir çizgi haline mi geldi? sana o konuda başka bir örnek vereyim. Bir tane neydi adı? Bir arkadaş vardı. Şam'da Apo'nun yanında evde kalıyor. Bu Bulgarlarla zaman zaman elçiliklerle görüşmeler oluyordu. Veya bir sorunları geldi mi Apo'yla görüştürüyorlardı. Sonra şehit oldu. Neydi adı? Şimdi aklıma gelir.
Apo diyor ki hele git diyor, bu Bulgarlar gene çağırmışlar, git sen konuş. İşte ne istiyorlar, ne yapmak istiyorlar. Onlara biraz şey yaptı, ikide bir bizi bir iki şarapla mı kandıracaksınız, bir iki içkiyle mi kandıracaksınız? Bu tür şeyleri bıraksınlar. Apo bu yönlü ona şey veriyor. Tabii görüşmenin konusunu da belirtiyor. Sonunda da bunları da söylüyor. Yani tavrımız budur anlamında. Bu da gidiyor Apo'nun söylediği şeyleri aynen söylüyor. Döndükten sonra Apo'ya diyor ki ben işte dedim bizi bir içkiyle mi kandıracaksınız? Apo dedi deme yahu, sen öyle mi dedin? Sen salak mısın? Evet. Yani bazen öyle diyor da sen öyle anlamayacaksın. Öyle şey yapmayacaksın. Ama bir acemi öyle anlayabilir. Ben ona bir şey Yani vur, demiyorum. vur diyor ama sen gidip öldürmeyeceksin demek istiyorsun. Biz yine beraber şeye gidiyorduk. Bu Taner Akçan'la görüşmeye gidiyorduk. Ben, o Fatma. Evet. Bana dedi bu Taner ne yapmak istiyor? Bu Taner bizi Avrupa'ya çekmek istiyor. Şey yaparsa ona bir tokat yapıştır. Bu tür şeyler bizim yanımızda konuşmasın. Neyse Evet. gittik. Biraz çıktıktan sonra dedi, sakın öyle bir şey yapmıyorsun ha. Bazen o tür cümleler var. Yani onunla bir şey izah etmek istiyor. Benim anladığım, benim çıkardığım sonuç öyle. Bu arada Ama sadece o cümle değil. gidin Sadece öyle o cümle yapın. değil. Ben şey yapmıyorum. Ben gerçekten öyle anlamıyorum. Yani halka karşı çözümlemeler okuduğu zaman tamamen yani bu işte mesela bana bizzat bak bana sen o zaman oradaydın. Suruçlu Abdurrahman bir de Emine diye bir kız Lübnan'da birbirlerini sevmişlerdi. Kani Yılmaz da onları tutuklayıp bize göndermişti. Ben onları ayrı ayrı birer odaya koydum. Sonradan gittim ifadelerini aldım. Yani niye falan nedir? Adam dedi valla ben evlenmek istiyorum Emine ile. Emine me go Emine sözü de Davutçi'ye go Abdurrahman'a bize ucu. Şimdi ben geldim derse dersen biz çıktık böyle yönetime doğru yürüyoruz. Bana döndü dedi ne yaptın o serserilere? Ben dedim başkanım diyorlar biz evlenmek istiyoruz. Dedi gidin o Abdurrahman'ın şeyini kesin ağzına koyun. Ha şimdi ben kesinlikle şöyle düşünüyorum. Eğer o botanlılar olsaydı giderdi aynısını yapardı. Ondan sonra Öcalan'ın tavrı ne olurdu? Serseriler biz dedik böyle mi yapın? Vahşettir derdi adamları da götürürdü. Mesela bak Bilge vardı. Bilge biraz önce biz görüşüyorduk ben geldim buraya. Mesela ben dedim ya arkadaşa gelin bu Emine ile Abdurrahman meselesini halledelim. Bilge bana böyle diyor. Yahu Selim arkadaş sen bu partiyi bir türlü anlamadın. Ortalıkta talimat var sen geliyor diyorsun gel tartışalım. Ben diyorum Bilge şimdi gidip adamınkini öyle mi yapalım yani? Yani bak bu sadece bir yani hani söz söylüyor değil yani böyle bir şiddet kültü oluşmuştu. Şiddet kültü. Yani Hogir bana göre en iyi parti çizgisini uygulayan adamdı. Siz reformistiniz. Ben öyle düşünüyorum yani. Bana göre de Hogger parti çizgisini en çok bozan kişidir. Disiplini bozan kişidir. Yok yok. Parti çizgisi zaten öyledir ha. Ya yok ya, ama O biz da öyledir. ya, ama biz de bu partide yıllarca kaldık. Ama Bazı işte. böyle uç şeyler, böyle şeyi dile getirmek açısından, yani tavrı net olma açısından bazı o tür cümleler olabilir. Ben hiçbir zaman o tür şeylere aldırış etmedim. O tür şeyler. Mesela Hogir diyelim 300 kişi getirdi. Eğer onların büyük bir çoğunluğu gidip devlete sığınmasaydı, aşiretlerine sığınmasaydı denilirdi Hogir en iyi militandı. Fakat yaptığı şey ters çıkınca bu sefer bütün suçlar ona yüklendi. Ya ters olacak. Kogur'un yaptığı mı ters olmayacak da ne olacak? Ama ters Şimdi yaptığı zaman kimse müdahale etmiyor. Satranç konferansı tamam o biçimde sürdü de, ben o zaman Apo'ya bir rapor yazdım. İlk defa pratikte bir rapor yazdım. Onun dışında pratikte yüz yüze konuşmalarım çok olmuştur. Değerlendirmelerim olmuştur. İlk defa pratikte
PKK içinde bir gruplaşma, bir çeteleşme faaliyeti gelişiyor. Bu konuda belli kişiler var, gruplaşmalar var. O zaman Botan arkadaş gelmişti. Apo işte üç kalem vermiş. Bunları iyi komutanlık yapanlara verin. Botan dedim geldiğinde de bunların üzerinde şemsiye görevli gördü. O zaman Botan arkadaşa da bunları söyledim. Durum budur dedim. Ben o zaman rapor yazdım Apo'ya. Yani Daha sonra senin çete olarak değerlendirdiğin kişilere botan kalem hediye etti. o zaman grupta var olanlar dediler en iyi pratiği işte şey yapmıştır nedir hogger yapmıştır işte şu Evet. yapmıştır bu yapmıştır. Botan da doğal olarak yani oradaki nabız öyleydi Evet. onlara verdi. Onlara verdi. Yani onun bu konuda özel olarak şey verdiğini söylemek Yo değil istemiyorum. ya. O değil yani. O işte en iyi pratik onun çizgiyi, en iyi çizgiyi onlar uygulamışlar. Tabii. Yani o Öyle. anlamda verdi. Yani Evet. oradaki grup şeyleri de nedir işte? Tartışmalarda varılan kendisinin vardığı sonuçta odur. Kalemi hediye olarak Apo'nun işte başarı şeyi budur. Ben onun üzerinde ilk defa pratikte bir rapor yazdım. Apo daha sonra bir kaset geldi, talimat geldi. Satranç konferansı tamamlanmamıştır. Konferansı tekrar sürdürün. Bugün hakkında geniş kapsamlı bir kontra değerlendirmesi var. Bugün ve benzerleri derhal soruşturmaya alınması gerekir denildi. Bu toplantıda Dişsiz Mahmut da vardı. Gidip o alandan gelen biridir. Hogar'ın yanından gelen biridir. Hogar'a gidiyor bunları anlatıyor. Evet. Uygulanmıyor. Yani gidip Hogar sen bunları yapmışsın. Bunlardan dolayı partinin sana hakkındaki karar, toplantının sana hakkındaki karar budur. Seni tutukluyoruz. Yapmıyor bunları söylüyor. Hogar kaçıyor tabii. Irak güçlerine kaçıyor. Saddam güçlerine kaçıyor. Yani onu da tabii tartışılabilir. O da ayrı. Yani önce sen işte görevler veriyor, sen gidiyorsun köye roket atıyorsun. Ondan sonra üç kadın beş çocuk ölüyor. Öbür gün Türk televizyonları bunu manşet yapıyor. Ardından da vay biz böyle mi dedik? Yakalayın onu da tasfiye ediyor. Onlar da o ayrı bir mesele. Bana göre zaman doldu. Sen Tamam. son bu kongre hakkında söyleyecek son bir şey varsa. Yok, kongre hakkında fazla son şey yok. Apo kongreyi öyle uzun bir sürece yayarak işte tartışmalar, değerlendirmeler, tutuklamalar, eleştiriler, öz eleştiriler sonradan bir toparlama şeyinde tekrar biraz ortamı da yumuşatarak bilinen hususları belirtti. Yani yapılması gerekenleri. Aslında işte sonrası kongre sonrası gelişen durumlar da biraz daha farklılaştı. Evet. Tamam o zaman çok teşekkür ediyorum. Bir Ben saatimiz teşekkür ediyorum. Sağ olun, var olun. oldu. İyi geceler. Eyvallah. İyi Değerli geceler. seyirciler burada programı sona erdiriyoruz. Halil Ataç 3. Kongre ile ilgili bildiklerini, gördüklerini bizimle paylaştı. Kendisine çok teşekkür ediyorum. İyi geceler. İyi geceler. PKK'nin öteki tarihi başlıyor. Kuruluşundan bugüne kadar olaylar kronolojik olarak masaya yatırılıyor. Bildiklerimizin yanında hiç bilmediklerimiz de ilk kez bu programda ele alınıyor. Selim Çürükaya olayları tarihsel seyri içinde dönemin önemli aktörleriyle birlikte tartışıyor. Resmi tarih değil, tarihi gerçekler konuşuluyor.